Yaklaşık 60 yıldır göç hikayesini yazarken öyle hikayeler, öyle anılar dinledik ki hepsi bir destan. Geçtiğimiz günlere bir tarih ana tanıklık ettik. Birinci nesil der ki, biz geldiğimizde bayram namazlarını hayvanat bahçelerinde, teravihleri konteynerlarda kılardık derler. Hollanda'ya damgasını vuracak bir cami açılışı için Venlo'ya gittik. Ve renkli görüntüler, duygusal söyleşiler yaptık. Gelin isterseniz o programa bir göz atalım. Bravo. Yaklaşık 10 bin metrekare üzerine kurulu Fenlo Tevhid Camii'nin temeli 2016 yılının sonlarında caminin eski din görevlilerinden Musa Uzunkaya'nın da katılımıyla bu şekilde atılmıştı. Dolayısıyla bugün inşallah temel atılacak ama temelde, o temelin temelinde herkesin bir harcı olsun inşallah. Esselatu vesselamu ala eşrefil alemine vel murselin. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. 2019 yılında tamamlanan bu külliye özellikli caminin resmi açılışı ise geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, açılışını yapıyoruz. Ya Allah bismillah. İki yıldan da biraz fazla süren bir inşaat süreci oldu ama elhamdülillah çok güzel bir eser oldu. Bugün gördünüz bayağı dolu dolu bir cemaat geldi ve açılışa katıldı. Bu mutlu günde bu sevincimizi paylaştı. Biraz cami hakkında bilgi alalım isterim. Camimiz yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine kurulu. Yani tam bir futbol sahası, futbol sahasından da biraz daha büyük. Camimizin footprint'i, yani binanın metrekaresi yaklaşık 3000 metrekare. Avlusuyla falan beraber 2800 küsür metrekare içerisinde kullanım alanı var. Cami diyoruz da burası bir tabii külliye. Külliye. Sosyal bölümümüz, sosyal faaliyetler yaptığımız, eğitim faaliyetleri yaptığımız bölüm var. Mescitimiz var. Ve konferans bölümümüz var. Böyle 3 bölüm. Kantini var, mutfağı var, gençler için alanlar var. Tabii ki hepsi mevcut. Gençlerimiz için, genç kızlarımız, genç erkeklerimiz için mevcut alanlarımız var. Bayanlarımız için alanlarımız, hepsinin kendi alanları var. Bütün büyük faaliyetleri de büyük konferans salonumuzda yapıyorlar. Yaklaşık 600 metrekarelik bir konferans salonumuz var. 3'e bölünüyor ve tüm faaliyetlerde oradan faydalanabiliyoruz. Ve sadece burası bizlere yönelik değil. Biz en başta da söyledik. Bütün bu Fenlo'ya hizmet vermek için burayı yaptık. Yani buradaki Hollandalı komşularımızın da burası, hepimizin evi burası. Onlar da gelip ihtiyaçlarında burayı kullanabilecekler. Biz de kullanacağız. Yani Fenlo'ya bir toplum merkezi kazandırmış olduk.